Nasılsınız Tahsin amcacığım? Afiyetlisiniz inşallah. İyi, sağ ol kızım, iyiyiz. Sen nasılsın? Hamdolsun, uğraşıyoruz işte. İfo teyzeciğim, iyisiniz inşallah değil mi? Vallahi biz iyiyiz kızım, seni sormalı. Çok şükür. Allah sağlık versin değil mi efendim? Aslıcığım, nasılsın canım? Senin bu böyle bir tur gidecek mi Volkan'a kadar? İyiyim, sağ ol. Aslı bak, el ceyizlerimle o kadar uğraşıp emek verdiğim kek orada kalmış. Hem çiçekler de suya koyulacak. İstersen biz evin kızları olarak kalkalım yapalım da İfo teyzeme zahmet vermeyeyim. Ay ay kızım, sen otur, sen misafirsin, zahmet etme. Peki, sen yap. Ay ben ne diyorum Tahsin? Ben de ona bakıyorum ya. Şimdi Selin kızım, nasıl anlatayım? Bu akşam Volkan'ın bir arkadaşı bize yemeğe gelecek. Misafirimiz var yani. Ay ben bunu biliyorum Tahsin amcacığım, bilmez miyim? Bir gelin adayı durumu var değil mi? Aa, Sahar Sultan bile duymuş ayol. Selin, çay falan bir şey içer misin? Hani sen evine eşya falan bakacaktın yeni. Ne oldu o iş? Şimdi bu gelecek olan hanım kızımız var ya, yani Yaprak, benim tanıdığım bir kişilik. Ben de bu evin bir kızı olarak bu gece burada bulunmak istedim. Erkek tarafı konumunda yani. Ama Selin'cim, sen şimdi sıkılırsın yani. Biz öyle bir protokol yemeği yiyeceğiz. Biz yemekten sonra seni alırız, böyle eller havaya falan gideriz hep beraber. Ne eller havayası Volkan? Ay ben hiç sevmem öyle şeyleri. Ayrıca ben içki içmiyorum ya İfo teyze. Çok sıkılır insan öyle yerlerde içki içmeyince yani. Ne? İçki içmiyor musun sen? İçmiyorum tabii Volkan. Aa, ben Yaprak mıyım? Beni Yaprak'la karıştırdı. Ay biliyor musunuz İfo teyze? Bu Yaprak'ın arkadaş arasındaki adı Kokteyl Yaprak'tır yani. Aa, Kokteyl Yaprak mı? Tabii. Niye? Sürekli elinde içki bardağı var ya ondan. Oh İfo'cum. Yağmurdan kaçarken doluya tutul. Al işte. Selin, gel Aslı'ya bakalım. Neler yapıyormuş Aslı? Yok canım, sen git. Ben İfo teyzemle Tahsin amcamı yalnız bırakmayayım. Ayıp olur. Sen git. Gelseydin Selin ya. Ay Volkan. Sohbet ederdik içeride biraz. Ay hayır, ben burada sohbet edebiliyorum. Hemen burada şahaneyim yani, ebeveynler falan değil mi? Peki Selin. Tamam. Görüşürüz Selin. Görüşürüz canım. Hı hı. Ya. Aslı, bittim ben Aslı ya. Bu ne ya? Oğlum bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu kız deli ha. Evde yaptım diye getirdiği kekin altından etiket çıktı. Nişantaşı fırını diye. Ya Aslı, bu hanım hanımcık ayaklar nedir ya? Ne bileyim, aklına esti herhalde. Annemlere böyle takılıyor. Anlamadım ben. Öf be. Ya Aslı, bana bak, bu Yaprağa falan laf sokmaya başladı. Tehlikeli sulara giriyor yani. Nasıl yani? Sakın bu geceyi sabote etmek için gelmiş olmasın. Vallahi bilmem Volkan. Ne demek bilmem Volkan? Hayret bir şey, hepsi arkadaşın Aslı. Yapma Allah aşkına ya. Nedir bu sır küpü ayakları ya? Aa, bana bak. Bu kız kesik mi bana yoksa? Ya işte senin bu tavrın yüzünden oluyor zaten. İki kızı birbirine sokuyorsun sürekli. Yavşama oğlum, ikisine birden. Ayıp denen bir şey var ya. Yavşama mı? Tabii. Yok ya. Sen uzunu maymun etmişsin ama. Bir ileri bir geri kullanıyorsun çocuğu. Fingirdek. Sen ya? Neyse işte, hepiniz aynısınız diyorum. Hadi gel çabuk da bana yardım et, yürü. Tabii ederim, sen bekle. Yaprak mı anlatıyor buna Cem olaylarını ya? Ayol nerede kaldı bu kız Volkan? Vallahi hayatta en nefret ettiğim şey insanları bekletmektir. Ha büyükler bu kadar bekletilir mi? Bir yaşıma daha girdim. Ah, alışın Tahsin amcacığım, alışın. Yaprağın huyu böyle. Ya saat meftunu yoktur onun. Ha, olur mu ya? Yaprak çok dakiktir. Aslıcığım canım, bundan sonra sen hiç bize gelme. Hep ben size geleyim. Hani şu benim evde buluşup film seyretme olayları var ya, onlara biraz ara verelim diyorum. Ne dersin? Yaprak her yere geç kalır. Böyle yani, davranış bozukluğu. Maalesef böyle bir huyu var. Bekleyeceğiz. Bravo. Aa, geldi. Anne ben açayım mı kapıyı? Ay dur. Ne?
acele böyle önden dur bir dakika. Aslı kapıyı açacak. Sen halıyı ortala. Sen de gel benden şuraya. Ben de halıyı ortalamak suretiyle Volkan'ın yanında durayım İfo teyzem. Hani evin kızı tarzında. Tamamsa kaçıyorum ben. Aç aç. Merhaba Aslı. Merhaba. Allah. Ya kusura bakmayın ya, yani böyle acayip birisi nasıl tatsız bir şaka yapmış. Yani anahtarımı almış çantamdan, ofisteki çekmeceye koymuş. Eve gittim, sonra tekrar ofise gittim, sonra tekrar eve gittim. Yani böyle derken var ya... Acaba böyle bir şeyi kim yapar? Aslı kızım, arkadaşına yol göster. Yaprak, burası salon. Hayır. Onun için değil canım. Yani selam sabah için. Evet. Yaprak, Volkan. Volkan bak Yaprak geldi. Yaprak ne haber? İyi Volkan, senden ne haber? Vallahi Volkan'dan ne haber olsun şekerim? Sabahtan beri çocuk aç. Burada bir saattir ailecek seni bekliyoruz. Midemiz birbirine yapıştı. Hatta çüş falan olduk desem yeridir. Gecenin sürprizi de sensin galiba Selin. Yok canım, senin şu eldivene ve eteğe bakılırsa asıl gecenin sürprizi sensin. Hayırdır, programın mı var? Ne programı? Hani üvertir olayı falan alt kadro bazında. Sen de çok şıksın Selin. Annenin kıyafetleri galiba. Benim tarzım böyle. Genç hanımefendi tarzı. Yani hiç hanımefendi görmesek tabii buna inanırdık. Ama ya. Sen bana baksana. Yaprak'cığım. Annem ya, annemleri gördün mü? Anne, Yaprak'ı tanıyorsunuz. İyi akşamlar. Nasılsın kızım? Sağ ol Nefret teyze, merhaba. Merhaba Tahsin amca. Merhaba. Valide, yani anneniz babanız nasıllar, iyilerdir inşallah. Ya, işte nasıl olsunlar ya. Ben nasıl acıktım ya. Burası nasıl güzel kokuyor. Peynirli börek mi var? Bir dakika. Ben anlayamadım. Sen bu ev... Yemek kokuyor mu diyorsun Yaprak'cığım? Ay en sinir olduğum şey. Ah biliyorum İfo teyzem, bilmez miyim? Hadi iftira, hiç de kokmuyor. Yalnız sende bir sigara kokusu var. Sigara mı? Evet ben bıraktım ya, hemen cicik alıyorum. Ya. Anne, ha? Yemeğe geçsek artık diyorum ben. Ne yemeği oğlum? Acelen mi? Önce içkiler içilecek. Çerezlerimiz var, mezelerimiz var. Aa, her şey sırayla. Ay pardon, tabii önce bir içelim. Ben size dedim bu kokteyl, kokteyl. Yaprak'cığım, canım benim. Sen niye et soteden yemiyorsun? Bak İffet teyzem el cezleriyle yapmış değil mi? Ayıp ama yani. Protesto falan mı ediyorsun sen? Hı? Saçmalama Selin. Ben vejetaryenim. Güzelim bak, ayıp denen bir şey var. İnsan yine de bir tadına bakar değil mi? Selin, ben et yemiyorum. Canım benim, arkadaşım, fotosentez güzelim. Bak bunları ye, yemezsen kansızlık yapar, sinir yapar. Ay zaten yapmış, her şey yapar. Allah korusun. Anneciğim, Yaprağın bir çekimi bu ay bir yabancı dergide yayınlandı. Öyle mi ya? Ne güzel. Yaprak'cığım, o çekim yaptığınız manken çocuk çıplaktı değil mi? Ay böyle şeyleri nasıl utanmıyorsunuz, benim kafam almıyor. Çıplak değildi Selin. Bana öyle geldi de bilmiyorum. Üstünde boxer vardı, çıplakmış gibi çektik. Ne çekimi bu ya Yaprak? Volkan'cığım, canım. Sinirlenme. Yaprağın hayat tarzı böyle. Ne kadar enteresan değil mi İfo? Ay ben hiç anlamadım bu ne biçim bir çekim mi yani? Ya Tahsin amcacığım, ya bildiğiniz moda çekimiydi. Yani hanımlar için yapılıyor. İşte erkek de, yani erkek model de onun ufak bir detayıydı. Ben anlamam kızım sen... İpek teyzene anlat. Canım benim, güzelim. Madem detaydı da niye oğlanı soyup soğana çevirdiniz? Ay ben söylerken utanıyorum. Ya bunlar saatlerce çekim yapmış. Bir utanma, bir kızarma, bir bozarma yok. Pes. Ya Yaprak, niye böyle abidik gubidik şeyler yapıyorsunuz ya? Kadınların suyu mu çıktı? Kendi aranızda böyle kadın kadına çekseniz de şunu ya. Volkan,
Lütfen şimdi işimle ilgili tartışmaya girmeyelim. Ay siz genelde tartışıyor musunuz böyle? Ah İfo teyzem, ah İfo teyzem. Bu Yaprak denilen arkadaşımız biraz dişli, kavgacı bir kişiliktir yani. Ben zeytinyağlıyı kapıp getireyim hemen. Aslı gör. Bir dakika Selin, ne yapıyorsun? Tamam artık bu ev kızı olayları falan yeter. Otur ucuna da dokunma, otur ya. İffet teyzem sen zamanını söyle. Ben kapar getiririm zeytinyağlıyı. Yaprak Hanım kızım, anneniz babanız İzmir'de yaşıyordu değil mi? Evet biz İzmirliyiz Tahsin amca ya. Güzel. Çok ya iyi. Yaprak da burada özgür yaşamanın, takılmanın güzelliğini sonuna kadar çıkarıyor. Değil mi canım benim? Evet Selin'cim. Ben de tek başıma yaşamanın sorumluluğunu alıyorum üzerime. Yani senin hayatında pek duymadığın şey. Yok canım, ben onu kastetmedim. Ben gece hayatı bazında söyledim sana. Yani Selin'cim bilemiyorum ama yani onun ustası sensin. Yani ben senin çırağın bile olamam. Yok ya. Eyvah. Şimdi bittik işte. Bana bak Selin. Böyle Hamine gibi giyinerek kimi kandırdığını zannediyorsun sen be? Senin sevgililer istenle ansiklopedi olur. Yapma be, yapma be. Senin sevgililerinden de telefon rehberi olur. Sarı sayfalar gururla sunar. Ağzını topla önce. Sen topla. Bu bir aile yemeği. Of evet, öyleydi en son. Aile yemeği ama geldiğin kılığa, kıyafete bak. Saygısız. Ben en azından kendim gibi geliyorum. Senin gibi palavracı değilim. Hadi be, ne o eldivenler öyle? Punk eskisi seni. Terbiyesiz. Biraz saygı göster şu aileye, saygı. Bulmuşsun şahane lokum gibi çocuğu, bunuyorsun. Saygısız seni. Selin, teveccühün lokum falan. Teveccühün ne demek Doğukan? Ne bu böyle kırılıp dökülmeler? İltifat etti işte. Şey yani senin iltifat edince böyle. Selin, sakın anlamadığımı sanma. Senin resmen benim sevgilimde gözün var. Manyak mısın sen be? İstesem çoktan benim de o. Aslı, Allah aşkına bir şey yap ya. İfo çok çirkin şeyler oluyor ama. Ay bana giriyorlar soldan soldan. Kızlar şöyle yapalım, bu sohbete Selin'lere geçip orada devam edelim. Hadi. Bu mu yapacağın şey Aslı? Allah aşkına ya. Ne yapayım ya? Allah Allah. Demek Volkan'a ilgi duymuyorsun. Peki nedir o tesadüfen yan daireye taşınmalar? O böyle palavradan intihar etmeler? Ha? Böyle cici cici giyinmeler? Ha? Senin resmen benim sevgilimde Volkan'da gözün var. Fingirdek şey seni. Ne? Ne? Allah'ım ya Rabbim beni kuru iftiralardan sakınsın. Tövbe tanrıma. Sen ne kadar ahlaksız, ne kadar terbiyesiz bir kızsın sana. Allah seni şirretliğinden korusun. Bana bak, bana bak. Olmayayım, olmayayım diyorum. Ama Allah'ın oluyor ya. Seni yerim ben. Gelme! Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.